wrapped in the concept. Falsely accused was used. And misled, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace. Herkese selamlar dostlarım. Bugün beyaz bir masanın üstünde beyaz bir kasayı bir yıldır kullanıp da sizlere anlatamadığım, incelemesini çekemediğim hiçbir şekilde, ama böyle yaptığımda iyi oluyor bir yandan. Yani incelemesini çekemediğim bir kasayı, Game Power Workery'i bugün sizlere inceleyeceğiz ve nasıl diyeyim, nedir ne değildir, bu fiyata alınır mı alınmaz mı? Yani aldığımıza değer mi, değmez mi, dediğim gibi özellikleri bize ne sunuyor bu fiyatta, bu fiyat bandında. Yani bunun yerine bir başka kasa alınır mı, alınmaz mı? Bugün sizlerle bunu tartışacağız ve bunu inceleyeceğim, daha doğrusu bu kasayı inceleyeceğim. Eksileri, artıları ufak da olsa değineceğim bu videoda. Biraz uzun bir video olacak. Şimdiden söyleyeyim, çayınızı, kekinizi, çorbanızı ya da ne bileyim yanınıza içeceğiniz böyle kahvenizi falan hazırlayın. Güzel video sizleri bekliyor. Elimden geldiğince sizlere güzel bir şekilde sunmaya çalışacağım. Hemen startımızı kasamıza verelim. Ekran kartımı sattım bu arada. Ekran kartı şu an yok. Sistemde görmüyorsanız normal karşılayın diyelim. Yani şaşırmayın yani. Evet arkadaşlar, sistemimizi açtık. Birçok kişinin kasaların kasası ya da ne bileyim işte hani en güzel kasalardan biri diye bilinen yani Game Power Workery aslında birçok kişi tarafından bilinmedik, yurt dışında satılan Lian Li. Işıklar rahatsız ediyorsa kısabilirim. Ediyor mu bilmiyorum ama kamerada itmiyor diye gözüküyor bu arada. Her neyse, Lian Li markasının PC011 modelinin şöyle söyleyeyim sizlere, bunun replikasını üretmiş bu kasa. Game Power bundan olabildiğince benzetmeye çalışmış. Şimdi değinecek olursak hani, tabii ki de orijinalinin aynısı değil. Onu söyleyeyim sizlere. O kasayı diyelim ki hani ben Türkiye'ye gitmek istiyorum, daha marka kasalar kullanmak istiyorum diyecek olursanız da dostlarım, Lian Li Türkiye'ye bu kasayı getirtmek, zaten kasa kendisi pahalı. Türkiye'ye getirdiği zaman vergi vesaire falan, kasanın sadece dış tenekesi ve camları yani 3000 lira mal oluyor. Biz burada bu kasamızı inceleyelim. Şimdiden size başlayalım. Ben ilk baş neden neye benzediğini söylemek istedim. Arkadaşlar, kasamızın ilk dıştan görünüşü bakıldığında önden dokunmaya gelmiyorum, daha iyi temizledim ama temperli, yandan temperli camlarla arkadaşlar kasamızı bir dış görüntü karşılıyor. Arka tarafta ise, onları size göstereceğim. Arka tarafta ise normal hani bir nasıl diyeyim, metal kapaklı bir yapı yapmışlar. Üst tüfeği falan metal. İki odacıklı bir yapıya sahip kasa. Normal kasalarda mesela nasıl olur? PSU'nuz altta olur. Meşli önden fanlar girer. Efendim mesela fanlar hava alır veya daha her neyse verir, kendi konumlarınız bağlı olarak havalı hava verir. Efendim fanlar önde bulunur, yani daha doğrusu arkadan da bir tane kendi fanınız bulunur. Öyle diyeyim size. Üstte de açıklıklar olur ya da olmaz. Duruma göre değişiyor. Normal kasalarda böyle, ama bu kasadaysa dediğim gibi Lian Li'ye benzetilmeye çalışılmış. Güç kaynağınız, efendime söyleyeyim, HDD'niz zaten bir kasalarda, bazı kasalarda burada olur, bazılarında arkada olur yine. Arka tarafa SSD'niz, arka tarafa yani komandanız için yerler bulunmuş. Kablolama zaten arka tarafta olduğu için ön tarafta pek kablo görmezsiniz dostlarım. Öyle söyleyeyim sizlere. Ön tarafta pek kablo görmezsiniz. Yani göreceğiniz kablolarda sizin yine dediğim gibi işte 8 pinim, işte işlemcimin kablosu, onu ekran kartının kablosu vesaire. Şimdi kasamızın yani kendisinde bulunan arkadaşlar üstünde, yani altında ve arkasında, kapağını da birazdan göstereceğim sizlere, mıknatıslı toz filtrelerle birlikte geliyor. Bu Game Power'ın bu kasaya yapmış olduğu, daha doğrusu bu kasada bulundurmuş olduğu mükemmel bir artılardan bir tanesi. Çünkü kasanın her yeri, yani çoğunluk her yeri, sadece şu iki bölmede filtre yok. Öyle söyleyeyim size, şu iki tarafta açıklıklar, ondan söyleyeceğim. Orada da filtre koymamış ama onlar da çok sorun değil. Fanların takıldığı bölgelere daha çok filtre koymaya çalışmış Game Power. Yine buradan bir tebrik ediyorum bunu. Bu bir artı, ama gördüklerimi söylüyorum sizlere. Bazı ürünlerde
arkadaşlar. Bunu ben küçük bir sorun olarak algılıyorum ama bazılarında yani bu bir hata bence. Bazı ürünlerde yani bu mıknatıs da tam filtreye yapışmamış ya da sanırsam yapıştırmamışlar. Öyle nasıl olsa filtre de metal deyip o birbirine yapışıyor deyip göndermişler. Bazı ürünlerde ise arkadaşlar bu fanların üzerinde bulunan Game Power logoları yok. Direkt burada beyaz bir şekilde yanıyor. Görüntüyü biraz engelliyor diyenler var. Beni rahatsız etmiyor diyenler var. Hani sizin tercihinize kalmış ama ben almışken madem bu fanlar üstünde geliyor öyle gelmesini isterdim açıkçası doğrusu. De anlatacak olursak. Kasamızın içinde arkadaşlar ben alırken 6 fanlı modelini aldım. Fansız modeli var direkt cam kasa olarak. Ve fan 6 fanlı artı içinde güç kaynaklı modeli var içinde. Dilerseniz siz öyle de alabilirsiniz. Yani alım seçenekler arasında var. Üstünde bulundurmuş olduğu fanlara gelecek olursak arkadaşlar. Fan desteğine deyince şimdi üstünde bulunmuş olduğu fanlar Game Power'ın Silence ERGB. Öyle söyleyeyim seni. 5 wattla çalışan ERGB fanlarıyla birlikte geliyor. 6 watt. 5 watt özür dilerim. 6 watt nereden çıktı? 5 watt. 6 tane fanla geliyor. Siz bunu dilerseniz arkadaşlar fan desteği olarak üste 3 tane daha koyup 9'a tamamlayabiliyorsunuz. Bu bilinen. Ardından yani isterseniz buralara SSD 2.5-3.5 inçlik SSD yani arka tarafta arka odaya da 3.5 inçlik SSD. İsterseniz de buralara dediğim gibi 8 santimlik 2 adet 2 adet de bura olmak üzere 4 adet 8 santimlik fan konumlandırabiliyorsunuz. Bu toplamda ne yapıyor? 9 artı 4 13 adet fan desteği bulunuyor bu kasada. Bu muazzam. Yani bu fazla cidden normal bir kasa için bu kadar fan fazla dersiniz. Öyle söyleyeyim. Normal kasalarda 5 veya da 6 fan bulunur. Ama buna siz 14 tane fan da yapıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki yani küçük bir artı onu söyleyeceğim. Onu unutmayayım. Çünkü birçok şeyi unutuyorum. Ya bu nereden geldi? Neyse tamam. Her neyse. Şimdi bu kasa 9 tane fan koyduk. Değil mi? Arkadaşlar 9 fanımızı koyduk. Peki bu gecede mesaj atmazsanız rahatsız etmezsiniz. Lütfen. 9 tane fanımızı koyduk arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki şimdi bu 9 tane mi oluyor? Arkadaşlar hayır. Bu kasa 9 tane 12 santimetrelik fan almıyor dostlarım. Ben size şimdiden söyleyeyim. Sıvı soğutmanızı konumlandırmanıza göre mikrofon benimle oynama ya. Her neyse bugün birçok kez bunu video çekerken birçok kez düştü. Arada şunu şöyle tutacağım. Her neyse. Yani sizin bu kasada sıvı soğutmanızı konumlandırmanıza göre arkadaşlar bu kasada 12 santimetrelik fanlar değişiklik gösterebiliyor. Eğer ki 12 santimetrelik fanınızı üste koyduysanız sıvı soğutmanızı üst bölmeye koyduysanız yani buraya çift fanlı sıvı soğutma çift fanlı olarak sıvı soğutma yerleştirilebilir mi? Yerleştirilemez mi? Tam bunun konusunda bilgim yok çünkü ben denemedim. Tahminimce yerleştirilemez yer kalmaz. Çünkü VRAM'lerinize çarpmak üzere gelir. VRAM bloklarınıza. Her neyse eğer sıvı soğutmanızı arka odaya radyatörünüzü arka odaya yerleştirirseniz ve ben size nasıl yerleştireceğimi göstereceğim birazdan. Yerleştirirseniz ya soğutmanızı buradan poponuzu buradan geçirip önlerden iki tane ya da hani hangi tip kullanıyorsunuz? 3 tane fan tipli kullanır. 360 mm'de 3 tane tip kullanır. Yani 3 tane fan desteği kullanır. 3 tane ya da 2 tane fan desteği kullanırsanız 11 adet veyahut da 12 adet 12 santimetrelik fanlarla bu kasanızı soğutma imkanına sahip olabilirsiniz. Ben şu an kendim 11 adet 12 santimetrelik fan ile soğutuyorum kasamı. Öyle söyleyeyim yani soğutuyorum kasamı fanlarla. Şimdi peki diyeceksiniz ki abi bu kasanın içinde hani kötüleyenler de var. Ben forumlara baktım. Efendime söyleyeyim hani dediğim gibi hani ben elimden geldiğince bir yıllık deneyim sunuyorum sizlere. Ben forumlara baktım. Ya abi övenler de var. İşte çok kötü diyenler de var. Malzeme kalitesi kötü. Onları söyleyeceğim. Malzeme kalitesi kötü diyenler de var. Peki yani şimdi bu malzeme kalitesi cidden kötü mü bu kadar? Ya da ne bileyim bu kasa cidden ısınıyor mu? Dostlarım küçük bir detay vereyim sizlere. Bu kasa aslında cidden gereği gibi yani gereğinden yeterlice soğutuyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Birçok kişi hava soğutmasını yani nasıl diyeyim size bunun airflow'unu düzgün ayarlayamadığı için gidin internet araştırın. Best airflow for case. Bunu yazın. Üçüncü listede veya ikinci listede Lianli çıkacaklar arkadaşlar. Lianli'nin bundan çok bir farkı yok. Aynı önden kapalı, yandan kapalı, alttan hava alıyor, üstten hava alıyor, yandan hava veriyor. Hatta her yere hava alıyor. Her sizin kendi konumlarınıza bağlı olarak. Buralardan da aynı boşlukları var. Peki Lianli neden bu listede? Düşünün.
Arkadaşlar airflow'unuzu eğer düzgün ayarlarsanız bu kasa hava soğutma konusunda cidden muazzam bir soğutma performansı size sunuyor. Hani ben aşırı demiyorum, normalinin biraz daha üstünde, normalinin biraz daha üstünde performans sunuyor. Şimdi ona gelecek olursak. Arkadaşlar ben araştırdım. Yani birçok forumlara baktım. Yabancı forumlara da özellikle baktım. Hani onları da inceledim. Bakalım onlar ne söylüyorlar diye. İngilizcem biraz var. Onların dediklerine de baktım. Türklerin dediklerine de baktım. Aralarda farklar var. Yabancılar cidden bu işin üstünde durmuşlar. Bayağı bir fan dizilimine uğraşmışlar. Fan dizilimini düzgün yaparsanız evet soğutması güzel. Ama kötü yaparsanız hangi yani ne bileyim hava soğutmalı bir işlemci kullanın içinde kötü dostlarım. Direkt kötü öyle söyleyeyim yani. Ya, hani işlemciniz ısınır. Ekran kartınız ısınır. Çünkü kasanızın içi burada PCU, MCU olmadığı için fazlasıyla yer var. Güç kaynağı falan olmadığı için normalde güç kaynağı olan kasalarda ne olur? Sıkış sıkış olur. Bu burada olur, bu burada olur. Şu boşluk zaten burada olmaz. Bu kadar kısa olur. Burada çok fazla yer olmaz. Efendim öyle söyleyeyim. Hani fanlar da önden aldıkları için ne olur? Yer pek kalmaz. Ama bunda yer fazlasıyla alt üst mesafesi, yan mesafesi geniş olduğu için yani kasa fazlasıyla gelen 6 fanla soğumaya pek yetmiyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Ne yapabilirsiniz? Üste 3 fan daha eklediğiniz zaman ve birçok kişinin tek diyeceği şey, abi üste 3 fan ekledik. Şekilsin biz bunları nasıl konumlandıracağız? Size hemen onu söyleyeyim. Alttaki 3 fan dostlarım fizik kanunlarına göre, şimdi diyeceksiniz ki sıcak hava yükselir. Evet, fizik kanunlarına göre sıcak hava yükseliyor. Ama durağan ortamlarda sıcak hava yükselir. Yani odada sobayı yaktınız ya da bir kalorifer falan var evinizde. Sıcak hava durağan olduğu için yani orada da ortam sürekli değişmez. Yine çünkü sürekli bir yerden bir yere hava akın böyle üflemiyor. Burada fanlar var. Fanlar devreye giriyor. Orada sıcak hava yükseliyor ama burada sürekli bir değişken hava akımı. Buradan buraya gidiyor, buradan buraya itiliyor, buradan buraya gidiliyor. Yani hava sürekli kasanın içine sirkülasyon oluyor. Peki bunun olduğu için sıcak havanın buraya çıkıp da buradan çıkma gibi bir yani ihtimali olmuyor. Hani burada egzoz fanınız hem burada olduğu zaman hem burada olduğu zaman 6 tane egzoz fanıyla bu kasa arkadaş yeterince soğumuyor. Ben size öyle söyleyeyim. Ben araştırdım birçok yani forumlarda gördüklerim kadarıyla ve bu bence en iyisi. Alttaki fanlar içeriye hava alıyor. Soğuk hava altta olduğu için zaten bu kasanın tasarlama sebeplerinden birisi de budur dostlarım. Soğuk hava altta. Zemine eliniz dokunun buz gibidir. Ve buradaki hava muhtemelen buradakinden daha soğuk. Buradaki hava içeriye alıyor. Üsttekiler ise yine üstteki havayı içeriye alıyor. Soğuk havayı dışarıdan taze temiz havayı içeriye alıyor. Ve bu buradaki 3 fan. Ben arkaya sıvı soğutma konumlandırdığım için 5 fan kullanıyorum. Soğuk hani 5 fan da yeterli olur. 3 fan da. 5 fan sadece benim radyatörümü buz gibi yapıyor. Öyle söyleyeyim size. 2 fanla soğuyor ama 4 fanla muazzam. Arada neredeyse 10 derecelik bir sıcaklık farkı oluyor işlemcide. Hani yüke bindiğinde. Render yaptığında çünkü 45 derecelerde gezen 46 derecelik işlemci maksimum 38 derecelere kadar çıktı. Yani bunda. 4 fanla soğuttuğumda. Bu şekilde yaparsanız bu kasanın hava soğutması, hava sirkülasyonu gayet yeterli oluyor ve tatmin ediyor sizi. Belki şöyle söyleyeyim sizlere, ekran kartınız yine diyeyim size 55 derecede çalışmıyorsa 57-58 dereceleri görür. Çok büyük bir artış olmaz sizlere eğer bu şekilde konumlandırırsanız. Onun dışına gelecek olursak kasanın hava sirkülasyonu anlattık. Şimdi radyatörünüzü arka tarafa nasıl koyacağınızı onu söyleyeyim. Ardından desteklediği şeye geçeceğiz. Radyatörünüzü arka tarafa koymanız için arkadaşlar öncelikle bu önden 2 ya da 3 fanı her neyse onları sökmeniz gerekiyor. Bunları söktüğünüzde radyatörünüz 240'lıksa söylüyorum ben 2 fan sökmeniz. 3'lükse hani 360'sa 3'ünü birden sökün. 120 ise bir tane sökmeniz gerekiyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Söktüğünüz diyelim zaten Game Power'ın kendi sitesine gireyim videosunu inceleyin. Zaten sizi arkasına nasıl konumlandıracağınızı nasıl yapacağınızı direkt orada da gösteriyor. Ben zaten oradan görerekten biraz yabancı konumlara bakaraktan bilgi edindim. Ardından buraya konumlandırdığınız diyelim. Üste de koyabilirsiniz. Size kalmış. Arkaya konumlandığımız sizin için daha iyi olur diye söylüyorum. Arkaya koyduğunuz hem görüntü kirliliği yapmıyor. Bir tane ya da iki tane her neyse söktünüz. Arkaya sıvı soğutmanızı yerleştirin. Radyo önce pompanızı bu boşluklardan birinden geçirin. En üstteki boşluktan. Ardından sıvı soğutmanızı buraya yerleştirin. Önden sıvı soğutmanıza bu fanlarınızı takın. Arkadansa sıvı soğutmanın üzerine gelen fanlar da vardır dostlarım. Onları da alın arkasını takın. Yani uzun cıvataya ihtiyacınız olacaktır. Alın bir yerden bilgisayardan şuradan buradan temin edin. Onları da taktığınız zaman çift soğutmaya sahip olacağınız için radyatörünüz inanılmaz derecede cidden arada büyük bir fark. Zaten bunu nereye giderseniz bakın hep aynı şekilde denediğiniz zaman büyük bir fark oluşuyor. Büyük bir şekilde radyatörünüz soğur. Ve şu an
şarjım bitmek üzere ama elimden geldiği hızlı anlatmaya çalışacağım. Radyo düzgün soğur dedik. Evet dostlarım, şimdi kasamızın soğutmasını anlattığıma göre ne yapmamız gerekiyor? Anlatacağım şeyde. Kasamızın desteklediği arkadaşlar anakart, mikro ATX, ATX ve mini ATX anakartları destekliyor. Şu an üstünde ATX bir anakart bulunmakta. ATX anakart bulunmakta. Ekran kartı konusuna gelecek olursak, yani salon salamanje derler ya, Fransız bir kelime olması lazım. Bu salon salamanje, yani salon mutfak bileşik diyordu rahmetli Barkın Bayoğlu, öyle demişti, hiç unutmam. Her neyse yani bunu istediğiniz bir şekilde, hangi ekran kartı olursa olsun piyasada, yani buradan buraya kadar, burada yani en boyutlarını söyleyeceğim sizlere. Buradan buraya kadar istediğiniz en büyük ekran kartını bu kasaya zaten rahat bir şekilde kullandırabilirsiniz. Sadece yapmanızı tavsiye edeceğim şey, çok uzun bir ekran kartı, ağır bir ekran kartı taşıyorsanız ana kartınıza yük binmesin diye ekran kartınızın altına dik konumlandırma bulunmuyor. Ama siz yine alıp dediğim şekilde takabiliyorsunuz. Yani ekran kartınızın altına yatay bir şekilde konumlandırırsanız yani destek takın. Çünkü ekran ana kartınıza yük binecek. Bu sefer de Allah göstermesin bir sıkıntı, lehimlerde bir eğrilme, bir kopma olursa sizin başınız yanar. Ben de bunu olmasını istemem. Bu yüzden sizlere tavsiye veriyorum bu konuda. Ekran kartınızı dik bir şekilde konumlandırmanız için yine bunu aparatlara falan satılıyor. Dilerseniz aparatlarınızı alıp ekran kartınızı dik bir şekilde yine kasanıza konumlandırabilirsiniz. Kablo ve aparat ile birlikte. Bunu da söylediğime göre hani istediğiniz şekilde radyatörünüzü ister bu köşeye ister bu köşeye de sınırlandırın. Alta pek yaptığını tavsiye etmem. Çünkü alta koyarsanız eğer zaten yani yine koyabilirsiniz ama ATX anakartlar için şöyle geçerli değil. Mikro ATX oluyor ama ATX anakartlarda koyduğunuzda arkadaşlar bu USB 3.0 bu şeyleri, kabloları fazlasıyla sert. Yani bunlar bükülmeyeceği için, o kadar bükülmeyeceği için bu USB 3.0'ı bu anakartınıza takamazsınız. Taksanız da anakartınız zarar görür. Öyle söyleyeyim sizlere. Burada daha anlatılacak bir şey kaldı mı? Hani fan desteklerini falan söyledim. Yani daha bir şey kaldı mı? Burada yok sanırsam. Sizlere yani burada malzeme kalitesine geleyim. Malzeme kalitesine gelecek olursak dostlarım, malzeme kalitesi aslında yani bükülür mükülür diyenler oluyor, duydum. Bu arada şarjımı kontrol edeyim bu arada, kusura kalmayın. Bir dakika, özür dilerim sizlerden. Şarjıma bakamıyorum. Her neyse, inşallah kapanmaz. İsterseniz kaydı durdurayım, bir şarja takayım telefonu, geleceğim dostlarım. Özür dilerim dostlarım, telefonun şarjı azaldığı için küçük bir kaçamak yaptım, şarj aletini aradım. Öyle söyleyeyim sizlere, kameramızı düzeltirsek rahat bir şekilde tekrardan kaldığımız yere devam edelim. Şimdi şöyle söyleyeyim size dostlarım, kalitesi, malzeme kalitesine kalmıştım. Malzeme kalitesine gelecek olursak, şunu şöyle sabit tutamıyorum ya. Malzeme kalitesine gelecek olursak dostlarım, yani aslında ilk bakışta yalan yok. Bakın böyle ben aldım kargodan, yani böyle işte efendim mesela kutusundan çıkardım, baktım ya dedim biraz ince gibi, hani ince gibi gözüküyor ya da bana mı öyle geliyor falan dedim. Ve dedim hani ya destek, bir tane ince şuraya destek koymuşlar. Bu desteği dilerseniz siz kendiniz çıkartabiliyorsunuz. İsterseniz çıkartın arkadaşlar. Hani yani size kalmış. İsterseniz çıkartın, burada ben tek bir görüntü elde etmek istiyorum. Cam olarak da pek rahatsız eden bir görüntüsü yok. Kasanın rengine gelecek olursa onu zaten videonun en başında söylemem gerekiyordu ama ben kasamı beyaza boyadım dostlarım. Şimdiden söyleyeyim sizlere, kendim siyah kasa çok seven bir insan değilim. Dediğim gibi zaten Lianli markasını seven bir insanım. Hani kasasını hayrandım zaten. Getirtemiyorum ama bunu dedim getirteyim bari. Bunu aldım. En benzeri de buydu. Şimdi ne yani abi, bunun benzeri diğer kasalar da var diyeceksiniz. Hakkını yeme. İşte ne bileyim işte Zigmatic'in falan. Evet benziyor ama en çok benzeyeni bu arkadaşlar. En işime yaran da buydu. Her neyse, malzeme kalitesi ilk baktığımda beni ince gibi geldi bana. Böyle dedim abi ince gibi falan, böyle ya biraz metali ince gibi geldi ama arkadaşlar malzeme kalitesi normal Corsair'ın eski kasam Spec Delta'ydı. Aynı malzemeyi, aynı kalınlıkta metali bunda da kullanmışlar. Hani ince gibi gelebiliyor ama kasanın her yerinden perçin ya da civata, tornavida gibi bir civatayla desteklenildiği için, çoğu yeri perçinle desteklenmiş zaten. Desteklenildiği için yani zaten fazlasıyla yani böyle sağlam gözüküyor. Ben şunu anlamadım. İşte yok bir tane arkadaşlar, işte bir YouTuber'ın biri geldi işte aldı bükmeye çalıştı, hemen büküldü. Bunu bükme gibi durumunda sokacak bir, ne bileyim, kasanın içine ekran kartı koydun, şunu koydun, bunu koydun.
Bunu bükme gibi dudağına sokacak. Ne yapacaksın ben de anlamadım. Hani tornavida sürerken üstüne mi bastıracaksın arkadaş? Ne yapacaksın ben bilmiyorum ki. Ya da bunu darbeli matkapla falan mı yapacaksınız? Ne bileyim işte hani civatalarını falan öyle mi sıkacaksınız? Hayır hiç öyle bir şey yok. Ben anlamadım yani. Ne bileyim malzeme kalitesi tamam ince olabilir veyahut da kalın olabilir. Ama bununki ince değil. Ben şimdi sizlere söyleyeyim. Cidden yeterli bir malzeme kalitesi var. Yani bunu bükmek için uğraşacak bir insan ne bileyim yani şöyle söyleyeyim size. Eğer bunu masanın üstünde durup yani 10 yıl boyunca kullanmayıp ben bunu işte benim çocuklar bunun üstüne tepişlenecek diyorsanız evde evet bütün kasaların malzeme kalitesi kötü. Hangi kasalarınız? Anladığınız arkadaşlar o kasa hiç yani o eve ya da o ortama hiçbir kasa dayanmaz. Öyle söyleyeyim size. Malzeme kalitesi o her kasada kötü olur. Ama yani bunu kötülemek o yüzden bence saçmalık. Onu söyleyeyim sizlere. Bu arada küçük ufak bir detay eklemesini unuttum arkadaşlar. Olur da yine tavsiyem kullanmayın. Arkadaşlar sıvı soğutmanızın boruları çelik olmasın. Bakın tekrarlıyorum çelik olmasın. Herhangi marka olursa olsun çelik sıvı soğutma boruları olan hiçbir markaya güvenmeyin arkadaşlar. Kırılıyor. Benimki kırıldı. Çok eğip bükeme gelmiyor. Yani kesinlikle ve yine şiddetle söylüyorum. Olur da aldınız elinizde var. Bilginizde bunu montajlayacaksınız veyahut da montajlama yerini değiştirmek istiyorsunuz. Elinizi sürmeyin abi. Sürmeyin. Gidin bunu bilgisayarcının tekine verin. Bilgisayarcı bunu düzelsin. Yani bırakın onun elini kırılsın. Masrafı ona yazsın abi. Bize yazmasın. Size yazmasın. Hani çünkü ben meraklı bir insanım. Ben yerini değiştireyim dedim eski kasamda. Eski kasada değiştirirken pıt gitti abi. Keşke bir tane çatladı. Ben onu buradan görüldüğü üzere beyaz bir bantla. Pek gözüküyor mu? Çok az gözüküyor. Beyaz bir bantla ben bunu sardım. Sarmaladım. Onardım tekrardan. Hani sıvı akmamasını sağladım. Öyle söyleyeyim size. Sızdırmazlığını sağladım. Yani siz olun kauçuk borulu böyle örgülü borulu nasıl diyeyim sıvı soğutma radyatörlü olan sıvı soğutmaları tercih ediniz. Onu istediğiniz gibi şekillendiriniz abi onunla sorun yok. Benimkinde sıvı soğutmanın içine hani ekstra sıvı ilave edeceğiniz zaman üstüne küçük bir boşluk bırakılmış. Bazılarında bu pompanın içindedir yanındadır sağındadır solundadır bazılarında radyatörün kenarına bir yerindedir. Ama bunda radyatörün üstüne böyle yumruk gibi konulmuş arkadaşlar böyle durduğu için. Bu radyatör bunun üstüne konumlandırılmıyor arkadaşlar. Böyle koyduğunuzda sorun yok ama buraya koyduğunuzda sorun oluyor. Çünkü kasanın demirlerine çarpıyor. Ben de çok sorun etmeyeceği bir yerinden küçücük bir kestim onu. Yani fan takarken de sorun olmaz benim için. Ya zaten fan taksam da oraya gelmiyor. O bölgeye gelmiyor. Onun yan tarafına geliyor. Küçük bir yerini kesmek durumunda kaldım. Siz olun yine de almayın. Kasanızı kesmek durumunda kalmazsınız. Benim gibi de böyle zor durumda düşmek durumunda kalmazsınız. Her neyse. Malzeme kalitesine değinecek olursak dediğim gibi hani üstüne tepişlenmeyeceksiniz arkadaşlar bu kasanın ki hiçbir kasanın üstüne tepişlenmek kasa tepişlenmek için alınmaz arkadaşlar. Futbol oynamak için alınmaz bunun üstünde. Her neyse yani bu masanın üstünde böyle süs gibi durur. Bunu alırsınız böyle modunu açarsınız abi. Çayınızı çorbanızı alırsınız ki üstüne gelmiş olan fanlar muazzam. Yani benim görmüş olduğum bu fiyata tanesi 70 liraya normalde bunun üçlü set 220-230 liraya 250-260 liraya satılıyor. Yani 70-80 liraya tekabül geldi benim eski zamanlarda ama şimdi değişmiş gelmiş. Her neyse. Yani yine uygun fiyatta fanlar satılıyor. Ve yani Corsair'in fanı almaya kalksan 200 lira arkadaşlar. Bir tane Corsair fanı 200 lira. Hesabını siz yapın. Ben hiç görseniz hani tabii aralardaki fark olacak. Hava aydınlatması. Hava falan. Corsair yani. Her neyse. Yani aydınlatması. Bu arada mikrofon nereye gitmiş? Neyse pardon. Yani hava soğutması olarak yeterli ve aydınlatması olarak cidden güzel bir şık bir görüntü sizlere sunuyor dostlarım. Burada bu kısımda anlatılabilecek bir şey kaldı mı? Dikkat edilmesi gereken ufak detaylardan birisi sizlere yine söyleyeyim zor duruma düşmeyin. Bakın hiçbirinde ben o kadar Game Power Warcry incelemesini izledim. Hiçbirinde de şunda bir bahsedilmemiş abi. Ya YouTuber'sın kaç bin tane abonem var kaç yüz bin tane bu işten para da kazan. Ben bu işten para kazanmıyorum dostlarım. Hani keşke para kazansam ve sizlere bir şeyler hediye edebilsem. Para kazansam ve bu işten cidden emeğimi vererekten yapsam. Veremiyorum çünkü telefonun kamerası da çekiyorum. Pek de kaliteli bir telefonumun kamerası yok. O yüzden elimden geldiğince kusura da kalmayın kalitesiz bir şekilde video çektiysen. Bütün videolarımı bu telefonun kendi telefon kamerasıyla çekiyorum. Ve hani kaliteli olsun diye almış olduğum şu kulaklığım, kendi kulaklığım, kameranın kendi telefonum, mikrofona daha iyi mikrofon var bunun üstünde. Bununla şey yapıyorum, kaydediyorum sesimi. Her neyse devam edeyim. Yani siz düşünün. Keşke elinde öyle imkanlar olsa. Ardından hani bildiklerimi söyleyeyim size. 24 pininizi arkadaşlar geçirirken biraz zor geçiyor. Bilginiz olsun. 24 pin oradan benim 24 pinim zor geçti. Sizlerde de aynısı olur.
dikkat edin geçirirken. Hani o bunun çentiği var ya, onu kırmayın. Son Allah muhafaza. Gerçi sıkıntı yok. 24 bin her türlü oturur da hani, hani siz dikkat edin geçirirken. Çünkü biraz zor geçiyor. Ulan benimki geçmedi böyle. Fanların arasından geçirirken böyle yamultarak geçiriyorsunuz. Hani bir de benimkisi gablo aynı bildiğiniz sert ya. Sert olduğu zaman eğilip bükülmüyor da. Öyle kılıç gibi geçeceğim duruşsuz oradan. Öyle söyleyeyim size de. Diğer kablolarda zaten hiçbir şekilde sorun yok. Hepsini rahat rahat geçiyor. Bir de şuna zorlandım ama en çok buna zorlandım. Yani bunda pek zorlanmadım. Biraz içinde geçti. Bunun dışında burada anlatılacak, ön kısımda anlatılacak pek bir şey kalmadı. Yani sizlere her şeyi aktardığımı düşünüyorum. Bir yıllık birikimimden sonra. Küçük bir detay. Arkasında küçük bir boşlukla bırakılmış bu kasanın. Yani ben buradan sizlere küçük bir akıl daha vereyim. Yani olur ya, kasanıza led bağlamak istiyorsunuz. Evinize led bağlamak, kasanızdan güç almak istiyorsunuz. RGB led bağladınız ya da RGB led bağladınız. Buraya pahalı pini bağlayacaksınız arkadaşlar. Benimkine bağlanıyor. 5 metrede de bağlayın. Buradan isterseniz PCS slotlarından birinden, yani birinden girebilirsiniz şu alttan bir yerden. İsterseniz de şurada küçük bir boşluk bırakılmış yukarıdan. Bunu niye bırakmışlar hala da çözemedim ama sanırsam diyeceğim ama gerek yok. Şu kablonun buraya tutunması için sağlamışlardı diyeceğim ama ona da gerek yok. Bunu niye bırakmışlar hala da sebebini anlamadım. İçeriye kabloyu buradan da sokabilirsiniz. Yer var yani. Onunla yana sıkıntı yok. Dediğim gibi kasa size her imkanı sunuyor. Şimdi isterseniz videoyu burada durduralım. Kasanın üstünde neler var? Yanında, arkasında neler var? Onları size bir değinelim. Dediğim gibi buradan videoyu artık şey yapacağım. Nasıl diyeyim size, ben gösteremeyeceğim. Elimde tutacağım kamerayı. Elimden geldiğince sizlere özetlemeye çalışacağım. Hadi geçelim oraya. Adresinden, kalitenin tek adresinden arka kamerada herkese merhabalar. Arkadaşlar arka kameradaki kaliteye bak ya. Ön kamera tabii de kalitesiz. Her neyse, kasamızın üstünde gösterdiğim gibi şimdi burada toz filtreleriniz var arkadaşlar. Bakın, size soğutmanızı üstten koyun dememin sebebi bu. Abi elinizi buraya koyun. Ben 9 tane aynı fandan bulunurum kasamda. Yani bunlar Everest marka ama aynı fanlar, öyle söyleyeyim size. Ben modülünü sevdiğim için modülünü aldım. Buraya falan elinizi koyun abi. Toz hani almaz zaten kasanın mümkün olduğunca da. Hani 2-3 ayda bir elinizi belki veze sürersiniz. Kasanın içi olarak söylüyorum. İçi olarak. Zaten burada tozlar birikir böyle. Bakın buz gibi abi. Abi buz gibi ya. Yemin ediyorum buz gibi. Eliniz burada üşüyor böyle. Burada 5 dakika elinizi tutun böyle üşür. Kahveniz, çayınız soğur burada. Her neyse, kasamızın üstüne gelecek olursak. Üst bölmede arkadaşlar bir adet power. Zaten her kasada var. Bunu ne söylüyorsam. Yani burada power tuşunuzu böyle konumlandırmışlar. 4 köşeli bir şekilde. Işık içinde. Ve içinde HDD LED bunda yanar arkadaşlar. HDD LED diye bir kablo çıkar. Onu anakartınıza bağladığınız zaman işte ana SATA nereden çıktı? Depolamanız yani HDD'niz, biriminiz, hard diskiniz çalıştığında, işlem gördüğünde buradan böyle kırmızı gucuk 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 ışık yanar böyle, yani radar gibi. İki tane USB 3.0, özür dilerim. PCI 3.0 ile sürekli karıştırıyorum. İki tane USB 3.0 portu, iki tane USB 2.0 portu, özür dilerim. Bulunuyor bu kasada. 4 adet toplamda USB portunuz var. Bu cidden güzel bir şey. Yani 4 adet USB portunun olması, PCI portuyla sürekli karıştırdığım için sizlere özür dilerim. Şimdiden söyleyeyim. USB portlarının 4 adet olması cidden güzel bir şey. Yani bu kadar böyle USB portu var burada abi. Yani bu iyi bir şey. Yani istediğiniz gibi konumlandırın, istediğiniz gibi doldurun. Kasanızın arkasında anakartınızdan yetmedi. Buraya geçin işte. Neyse, ardından buraya geçelim. 1 adet mikrofon, 1 adet jack girişi, 3.5 mm'lik. Yani konumlarını karıştırırsan kusura bakmayın, çünkü bende dediğim gibi boyadığım için şuralarda normalde semboller yazıyor, işte USB 3.0, 2.0, işte mic, işte kulaklık gibisinde. 1 adet reset tuşu, 1 adet de kendiniz RGB'nizi burada değiştirebileceğiniz kontrolücünüze bu giden, yani kontrolücünüze nasıl diyeyim, bağlantı kuran 1 adet RGB tuşunuz bulunuyor. Ben bunun kablolarını radyatörü şey yaparken koparttım yanlışlıkla ama tekrardan bağlayabilirim. Yine sakladım o kabloları. Siz olur mu, bunlara dikkat edin biraz böyle. Yani çok böyle asılmayın kablolara yanlışlıkla. Ben çekerken koparttım, biraz fazla asıldım yanlışlıkla. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bunu da tanıtacağım sizlere. Böyle yurt dışından, Çin'den bir kontrolcü aldım. Böyle burada da RGB'si var. Kendi yani buradaki RGB buradaki, öyle söyleyeyim size. Bakın gördüğünüz gibi burada yeşil meşil yanıyor. Burada işte sarı falan yanıyor. Aynı modu burada yakıyor. Kasamızın arkasına gelelim. Ben niye böyle tuttum bunu? Özür dilerim. Kasamızın arkasına gelelim. Neyse. Zaten yan tutacağız. Her neyse. Kasamızın arkasına geldiğimizde, dediğim gibi arkadaşlar, radyatörünüzü arka kısmı konumlandırdığınızda, bakın benim radyatörüm, ben beyaza boyadım. Burada gözüküyor. Bakın.
arka tarafta, ön taraf burada, arka tarafı burada. Arka tarafı kullandırdığınızda radyatörünüzün arkasına iki fan daha ekleyebiliyorsunuz. Az önce kamerayı yan çevirdim, kusura kalmayın. Farkına varmadım. Arka şekilde iki tane daha böyle konumlandırabiliyorsunuz ve buraya dediğim gibi yine elinizi koyun. Abi buz buz ya. Resmen buz. Bakın yine söylüyorum, soğutma performansı iyi. Buradan hava gelişine bakın abi, ne güzel hava geliyor ya. Püfür. Hele buradan daha çok geliyor çünkü çift fan. Burada iki adet HDD'nizi, iki adet üstüne SSD'nizi konumlandırabileceğiniz bir depolama yeri bulunmuş. Hani deponuzu buraya yapıyorsunuz. İsterseniz SSD'nizi buraya da koyabilirsiniz. PSU'nuzu yan bir şekilde koyuyorsunuz. Çift fanlı PSU'lar da bulunuyor piyasada. Onlar bile sığıyor buraya. İsterseniz onları da aldığınız zaman onları da konumlandırabiliyorsunuz. İçinde başka da bir şey, yani kasada var mı yok mu kontrol için göstereceğim size en son şimdi. PSU'nuzu böyle koydunuz. PSU'nun önünde de arkasında da önünde de PSU fanlarda da isterseniz şeyler bulunuyor, mevcut diyorum. Bunların üstünde mıknatıslı fanlar var. İsterseniz siz bunları kasanın dışında koyup hani ben temizlik için kasanın için açmak zorunda değilim diyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Şimdi üstünden çıkan kontrolcüye parçalara gelecek olursak arkadaşlar, üstünden böyle bir kontrolcü çıkıyor, mevcut bulunuyor. İçinden çıkan, kutunun içinden çıkan kontrolcünüz bunda. Ben niye bunu değiştirdim? Bundaki modları çok sevmedim. Fazla modu var. Gereksiz fazla modu var. Öyle söyleyeyim sizlere. Şarjım yine azalmaya başladı. Gereksiz fazla modu var. Ben bunu aldım. Bu daha çok hoşuma gitti. Hem böyle ışıklandırması falan güzeldi. Yani buraya bunu, ben bunu içeride bir yerde konumlandırmayı planlıyordum da o da olmadı ama modlarını seviyorum, öyle söyleyeyim size. Bunun internette modlarını falan izledim. Bayağı modları hoşuma gidiyor. Bunun artısı olarak sizlere şöyle bir artı sunuyor. Yine modunuzu buradan değiştirebiliyorsunuz. Anakartınız diyelim 3000 desteklemiyor. 3000 5 watt, 5300 5 watt 3000 desteklemiyor. B450 SKH gibi bir hani giriş seviyesinde boş bir anakart kullanıyorsunuz diye söyleyeyim. Ben ilk anakartım bu tarz bir anakarttı. Ama X370'ti. Her neyse bu kart bana, bu tarz bir anakart kullandığım için benim hiçbir şekilde hani böyle bir eğlenceli modum yoktu. Bunun avantajı olarak arkadaşlar, bunun sese duyarlı modları var. Size de onu göstereyim. Tanıtmadım ama göstereyim sizlere. Yine için bakın, şimdi sese duyarlı modu açtım. Bakın. Gördüğünüz gibi böyle bir modu var. Konuştuğum zaman da etkileşiyor. Bakın direkt böyle. Böyle yapıyor. En son modu da direkt renk değiştiriyor. Bakın. Güzel, eğlenceli, müziğe dayalı bir modu. 3 adet modu var. Bunlar da sizin için. Normalde Türkiye'de bunu sadece Everest markası yapıyor. Everest'in direkt aldım. İlk baş bunu aldım, sonra Everest'inkini aldım. Fanlarla beraber Everest'inkini aldım. O da yanında bana bir nevi ekstra bonus gelmiş oldu. Bunu da siz direkt ben fanlarla bunu almak istiyorum diyorsanız bunu sadece AliExpress'ten sizlere Cool Moon markalı bir kontrolcü sipariş edebilirsiniz kendinize. Ben şu modu değiştireyim çünkü sürekli sinir etmeye başladı benim. Her neyse, arkamızda kasamızın arkası bu şekilde dostlarım. Daha da anlatılacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani artıları eksileri, yani değinecek olursak kasamız için çevresine şöyle bir göstereyim. Küçük bir şey. Kasanızın içinden şunları çıkarıp camınızı açtınız arkadaşlar. Bunun arkasında camı buna taktığınız bölgede bu camı daha uzatmak için. Yani bu kasanın içine bilginiz olsun, yine söylüyorum. Her hava soğutma olmuyor. Çünkü boyutlarını hiç söylemedim lan. Vallahi özür dilerim. Arkadaşlar buradan buraya 41 santim. Buradan yani yerden yüksekliği 45 santim. Yani şuradan şurasıysa 25 santim gelmesi lazım kasanın boyutları. Özür dilerim söylemediğim için. Yine kasanızın dediğim gibi bu burasına, buradan yani anakartınızın üstüne en fazla 14 santimlik 14 santimlik hava soğutma yüksekliğindeki hava soğutmaları takabiliyorsunuz. Yani bu her hava soğutma bunun içine girmiyor. Bildiğim kadarıyla Arctic Freezer Duo bunun içine girmiyordu. Bir forumda ve yani bir bilgisayar forumunda, böyle teknoloji forumunda görmüştüm. Bir arkadaşım sıkıntı çekmişti. Olmadığını söyledi bana. İşte ben uzatmaları var normalde bunun burada. Söküp tekrar uzatıyorsunuz. 2 santim kadar uzuyor. O 2 santimde bile artık frize sanırsam 17 santimmiş yüksekliği. Çok az bir milimetreyle de o uzatmalar kaçırdığını söyledi. Yani olmuyor. İsterseniz ön camı uzatıyorsunuz. İsterseniz yan camı, hani o 2 santim şeklinde uzatabiliyorsunuz. Bilginiz dahilde olsun. Onun takozları falan da var yanında. Size kalmış. Hangisini uzatmak istiyorsanız. Anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Yani bunun yanında daha sizlere ne ekleyebilirim diyeceğim. Elimden geldiğince her şeyini her şekilde anlatmaya çalıştım. Uzun bir video olacak demiştim. Yine uzun bir video oldu. Ama elimden geldiğince dediğim gibi bütün birikimlerimi anlattım sizlere. Bir yıldır kullanıyorum ve sizlere şu tabuyu yıkmak için anlatıyorum. Ya önü meş değil. Ya alt işte bilmem ne, altından hava mı alır kasa falan.
Arkadaşlar kasa soğuyor. Ondan yana derdiniz olmasın. Yani ben içinde ekran kartımı over kulakladığım bir şekilde, over kulaklamış bir şekilde kullanmama nazaran benim ekran kartım, yani FUNMAC testlerinde RX 590 ekran kartım vardı. Special Edition Safir'in. Yani bunu over kulakladığım bir şekilde, yani 2100 MHz'e kadar çıkardığım, zorladığım halde bile 68-65 derecede görüyordu FUNMAC'ta. Yani %100 çalıştığında fanlar o kadar bile dönmüyor. Hani fan sesi bile yapmıyordu. %45-35 bin fanlar dönüyordu. Siz düşünün, bu kadar 68 derecede görüyordu. Yani güzel değerler, kötü değil. Over kulaklanmadı zaten fanları dönmüyor over kulaklamazsanız. Yani kendisi 55 derece yaklaşmıyor, geçmiyor. 55 derece geçiyor, aşağı iniyor tekrardan. Yani dediğim gibi hava soğutması sizin kendinizin nasıl konumlandırmanıza, hani fanlarınızı nasıl konumlandırmanıza bağlı olarak tamamen değişiklik gösteriyor. Anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, destek olmak istiyorsanız bana abone olmayı, hani görüşleriniz varsa işte bu konuyla alakalı, bu kasayla alakalı ya da başka kasalarla alakalı, bunun muadili piyasada arkadaşlar Zigmatek, Aquarus ve GameTek'in bir tane daha vardı. Modelini unuttum. Neyse özür dilerim, yanlış diyormuşum. GameTek'in bir modeli. Ben GameTek'in üstündeki fanları pek beğenmedim. Yani buna nazaran ve GameTek'in biraz bundan farklılıkları, artıları var. Buna nazaran eksileri de var. Öyle söyleyeyim sizlere. Zigmatek'in bundan eksisi ise arkadaşlar, Zigmatek'te arkaya 3 fan koyamıyorsunuz bundaki şekilde gibi. Çünkü onun nasıl diyeyim size, pompası öne konuluyor. Fan da öne konuluyor ama hani radyatörde fanlar da öne konuluyor ama arkasında fan konulmuyor diye biliyorum. Çünkü burada hiç boşluk bırakmamışlar. Şu kadar bırakmışlar. Zigmatek'te yani şu camdayı burada yok. Lan ben nereye tutuyorum ya, özür dilerim. Zigmatek'te burada bu yok arkadaşlar. Buraya da şu şekilde, şu ızgara şekilde burayı böyle doldurmuşlar. Biraz tuhaf bir görüntü duyuyor. Bunun yani benim sevmediğim tek yanı, abi bunlar niye küçük ya? Bunları çok küçük yapmışsın Game Power abi. Şunları biraz büyük yap ya. Bakın Zigmatek'te bunlar mal kadar. Bakın bunu küçücük. Yani bir zarar yok ama ben sevmiyorum abi. Biraz büyük olsaydı böyle, hani sanırsam görüntüden şey yapmamak için, malzemeler de artık tasarruf edebildiği kadar etmek için bunları küçük yapmışlar. Zigmatek'te bunlar büyük. Yani bir de takıyorsunuz, eliniz illaki cama değiyor. Siliyorsunuz tekrardan. Beni sinir ediyor. Bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Yine dediğim gibi söylüyorum, unutmayayım. Aboneni işte ya, isterseniz bu tamamen size kalmış. Destek olmak istiyorsunuz abone olmayı. Beğendiyseniz beğenmeyi, görüşleriniz olursa mutlaka ama mutlaka hani yorum yapmayı unutmayın. Ben elimden geldiğince sizlere geri dönüş sağlayacağım. Sizlere de şöyle kasamızı, kapanışını şöyle güzel bir şekilde çekeyim. Dediğim gibi görüşlerinizi bildirmeyi unutmayınız. Hepinize bu virüs ortamında kendinize dikkat etmenizi dilerim. Hepiniz de kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Arkadaşlar sosyal mesafeyi asla unutmayın. Yani bu hastalık birdir ikidir demeyeyim. Yani yok buraya gelmedi diye. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi günler arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler. Müzik